lazım. Şimdi bunu bile düşünürken acaba burada yürütmeyi durdurma olur mu? Yani kendiliğinden oluşan bir tar işlemine gibi düşündüğümüzde burada da bir tartışma olduğunu görüyoruz. Hatta burada bir mükellefiyet tesli acaba bir idari işlem midir üzerinden bile uzun süre tartışmalar yaşandı. Neyse ki bu işte artık çözüldü diye düşünüyorum. Dolayısıyla tartışmalar çok. Yürütmeyi durdurma kurumu hem idari yargı anlamında hem vergi yargılaması anlamında aynı kanunu uygulayan ama yapısı itibariyle birbirinden farklı dil kullandığı için böyle Türkçe ile Azerice gibi anladığınızı düşündüğünüz ama arada bazı noktaları kaçırdığınız yargılama noktaları bu anlamda bir eş güdümlü gitmediğini görüyoruz. Vergi ve idari hukuku kavramlarının. Ben burada aslında korsan tebliğime son verirken soru cevap bölümüne geçelim istiyorum. Ve önceliği kendime vererek her iki hocama da çok basit olduğunu düşündüm. Hani merakım aslında. Basit derken hani şey yapmayalım baştan bir ön yargıyla. Birkaç sorum var diyecektim ama birer soru ekleyeyim. Sizlerin sorularını çalmayayım. Önce çalıştığınız yerlerden olacak. Ayhan hocam şöyle bir sorum var. Merakımdan gerçekten soruyorum. Yok hükmünde olduğunu düşündüğümüz bir karar için dava açtığımızda yürütmeyi durdurma kararı versek acaba mahkeme nasıl bir değerlendirmede bulunur? Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi sizi İstanbul Üniversitesi'ne tayin etse. Siz de İstanbul neden İstanbul İzmir olsaydı deyip dava açsanız bu işlem zaten yok hükmündedir diyor olsanız acaba evet. Ne olur hocam? Şimdi bu vesileyle onu da belirteyim. Bazı işlemlerle ilgili yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği yönünde literatürde değerlendirmeler var. Yargı yerleri de bunu uyguluyor. Özellikle yüksek oranda takdirilik içeren bir takım durumlarda yürütmenin durdurulması kararı verilemez gibi bir takım değerlendirmeler var. Şimdi bu yoklukla ilgili şeyi de oraya sokmak mümkün. Sonuç itibariyle bir işlem iptal edilebiliyor ise yürütmesinin durdurulmasına da karar verilebilir. Burada bir tereddüt temel yok. Kural, yoklukla ilgili yalnızca şöyle bir şey var. Yargı yerlerinin uygulaması, daha doğrusu Danıştay içtihadı biraz yalpalamış, yoklukta yalnızca tespitle yetinip yok hükmünde olduğu için iptaline gerek olmadığı gibi bir sonuca varılmış. Tabi o zaman ne oluyor? İşlemin yok hükmünde olduğunu kabul ediyor. Yani o kadar ağır bir hukuka aykırılık var ki işlem hukuk dünyasında hiç doğmamış oluyor. Burada maddi yokluk değil, hukuki yokluk. Ama o zaman da davayı reddediyor. Bu da düzgün bir sonuç değil. Hem dava açıyorsunuz, davayı kaybetmiş oluyorsunuz. Ama gerekçesi işlemin yok hükmünde olduğu biçiminde. O nedenle düzgün uygulamanın yok hükmünde olan işlemler açısından da yokluğun tespiti ve iptaline karar verilmesi yönünde olduğu söylenebilir. Dolayısıyla yargı yeri iptal edebilecek ise her durumda yürütmenin durdurulması kararı verebilir bence. Başka sorum yok. Yunus Emre Bey'e soruları size bırakıyorum. Az geçtim sağlıkta. Sorularınız varsa alabiliriz arkadaşlar. Arkada bir sorumuz var. Bir mikrofon var galiba. Onunla yaparsak herkes duyabilir. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyorum sunum için. Yürütmeyi durdurmaya ilişkin değil ama idare hukukuna ilişkin bir sorum olacak benim. Bir müvekkilimiz dava açıyor, Şehit Gazi yakını atama istiyor kadrosuna uygun ünvana. Daha sonra red kararı geliyor ilk derece mahkemesinden. Bu sırada ihraç ediliyor. Dolayısıyla red kararından sonra istinafa gitmiyor konusuz kalacağı için. Bir sene geçtikten sonra da şu an göreve iade ediliyor. Tabii istinaf için süreyi kaçırmış oluyor. Bu durumda nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor sizce?
Vergici olarak üstüme alınmadım o yüzden. Hayır, göreve atanmamış biri nasıl ihraç edilir onu anlamadım. Yok, davayı açıyor ünvan değişikliği için. Ha, ünvan değişikliği. Evet evet. Kaybediyor ilk derecede. Tam kaybettiği sırada esnafa başvuru için 30 günlük süre içerisinde ihraç ediliyor. İhraç o yüzden ediliyor. Zaten artık konusuz kalıyor. Esnafa gitmiyor. Şimdi de göreve iade ediliyor. Kaldığı yerden devam etmek istiyor aslında ama süre ret. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor sizce? Yani esnafla ilgili bir şey yapılamaz diye düşünüyorum ama yeniden başvuru yapıp bu başvuru üzerine süreci işletebilir gibi. Şöyle, yani biz de değerlendirme yaptık. İlla ki en son çare o diye düşündük ama bu durumda da tarafları ve konusu aynı olan ve daha önce görülmüş bir mahkeme var. Kesin hüküm teşkil etmez mi bu durumda? Hayır, kesin hüküm teşkil etmiyor. Özellikle idari yargıda davanın reddine ilişkin kararlar hiçbir zaman kesin hüküm teşkil etmez. İptal kararları kesin hüküm oluşturur, bağlayıcı etkisi vardır ama red kararları kesin hüküm oluşturmaz. O nedenle tarafları, konusu, sebebi aynı olsa bile açılabilir. Konuyla bağlantısı olsun diye bir de yürütmenin durdurulması talep edebilirsiniz dava açtığınızda. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başka sorumuz. Şurada bir arkadaşımız var. Ya bir şey rica edeceğim. Böyle hani davaları konuşmazsak, hani konuyla ilgili olursa çok sevinirim, olur mu? Yani, teşekkür ederim. Merhabalar. Ben kurum vekiliyim. Bizim kurumumuzun bir davasında davacı tarafın ama YD ile ilgili sorum. sorum şu aslında, ben soruya indirgeyim direkt. Genele evet varayım. YD red kararının itirazı için esnaf ya yani bölge idare mahkemesi inceleme yaparken tamamen talebin dışında usule dayalı aslında esasa girmişti ilk derece mahkemesi. Fakat YD red ile ilgili herhangi bir karara ilişkin değil, bizim cevap dilekçemizdeki usulli sebepten ötürü bunu incelemen gerekirdi deyip ilk derece mahkemesine bu dosyayı geri gönderiyor. Yani biz YD reddin dönüşü ya da işte itirazın kabulü ya da itirazın reddi şeklinde bir karar beklerken siz idarenin usulli talebini değerlendirmemişsiniz deyip İstinaf Mahkemesi bu şekilde bu talebi reddetti. Sizce bu karar doğrudur mu? Bu lehimize bir karar oldu. Ama biz yine de usulli açıdan durduk sorguladık. Yani daha önce böyle bir kararla karşılaşmamıştık. Böyle bir inceleme yapabilir mi YD inceleme sırasında Bölge İdare Mahkemesi? Ben yine üstüme alınmıyorum o yüzden. Hocam, usulü itirazımız da şu şekildeydi bizim. İşlemin tam olarak tarih sayısını belirtmemişti davacı. Kamulaştırma işlemleri şeklinde açmış. Fakat bu kamulaştırma işlemlerinde bakanlığımız sadece en başta kamu yararı kararı veriyor. Kamulaştırma işlemini yapan bizim idaremiz değildi. Biz de o sebeple bu işlemi yapan bizim idaremiz değil, organize sanayi bölgesidir dedik. Dolayısıyla da biz husumet yönünde ve yine işlemin muğlak olduğu, kesin olduğu, belirsiz olduğu yönünde, kesin olmadığı yönde bir itirazda bulunmuştuk. Bunu da haklı görmüş muhtemelen idare mahkemesi inceleme yaparken, dolayısıyla senin önce bunu incelemen gerekirdi deyip bu şekilde itiraz değerlendiriyor. Soru için teşekkür ederim. Yani 2577 sayılı kanunun 14 ve 15. maddeleri hükümleri burada anladığım kadarıyla söz konusu uygulanması. Orada da bir hüküm var. Yani ilk incelemeye ilişkin konuların davanın her aşamasında dikkate alınabileceğine ilişkin. Dolayısıyla burada da idari dava konusu olan işlemin açık ve net bir şekilde ortaya konulması gerekliliği, özellikle 3. maddeye atıfla. Burada sadece kamulaştırma işlemleri diyerek bunu yapamazsın. Hani önce o işlemi ortaya koy demiş. Dolayısıyla esnaf merciğinin bunu belirtmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Ya ben buyurun hocam. Daha önce hatırlamaya çalışıyorum da böyle bir şey olmuştu. Şimdi yürütmenin durdurulmasıyla ilgili inceleme yaparken Bölge İdare Mahkemesi yalnızca YD kararıyla ilgili değerlendirme yapmalıdır. Dolayısıyla
Yani usule aykırılık tespit ettiyse o zaman belki YD'yi kaldırabilir. Böyle bir şey belki aynı zamanda işte artık istinaf merci olmasından kaynaklı bir yetki yoğunlaşması algısından olabilir diye düşünüyorum. Yani şimdi şöyle hocam, çalışmaya ara verme döneminde yürütmenin durdurulması, hani nöbetçi heyet tarafından incelenirken, yani yürütmenin durdurulması ile ilgili talebi olan davalar çalışmaya ara verme döneminde de incelenebiliyor. Yürütmeyi durdurma ile ilgili karar, talebi ile ilgili karar verme yetkisi var nöbetçi heyetin. Tabii burada şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. İlk inceleme konuları yönden eksiklik varsa, işte süresinde değilse, kesin yürütülebilir işlem değilse vesaire, nöbetçi heyet yürütmeyi durdurma talebi ile ilgili karar vermek üzere toplanıp ilk inceleme aşamasında reddedebiliyor. Yani süresinde açılmamışsa süreden reddedebiliyor. Şimdi buna çok benzetilemez diye düşünüyorum. Yani tabii hüküm yok ama sonuçta itiraz merciinin yürütmenin durdurulması ile ilgili, benim rastladığım olayda galiba bilirkişi incelemesi ile ilgili hani yaptırmamışın eksik bu gibi bir şey de vardı. Ama yani sonuçta ya talebi kabul edecek ya reddedecek, böyle bir şey mümkün değil diye düşünüyorum. İctihat olursa bir şey demem ama ben. Yani belki şöyle düşünmüş olabilir istinaf merci, yani bir yürütmenin durdurma sistemi reddi söz konusuydu değil mi? Yani bir YDR talebi var. Yani bir şeyin yürütmesinin, bir işlemin yürütmesinin durdurulmasının reddi söz konusu. Ancak o işlemin hangi işlem olduğu belli değil. Sen önce işlemi netleştir. Ondan sonra ben hani bu YDR talebinin hukuk uygun olup olmadığını değerlendireyim gibi de düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Ah tamam, şimdi oldu. Yani İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması talebini reddetmişse ama eksik incelemeye dayalı olarak böyle bir karar var ise, o zaman şu incelemeyi yap, öyle karar ver diyebilir. Yani çünkü şöyle, yürütmenin durdurulması kararlarıyla ilgili itirazlarda dosya üzerinden inceleme yapıp itiraz merciği başkaca herhangi bir araştırma yapmıyor. Bence buna bir engel yok. Yani yapabilir kendi ama kendi yapmadığı için ya da yapamayacağını düşündüğü için böyle bir usulü doldurmak üzere karar vermiştir. Tamam, şimdi anladım. Peki, devam edelim. Buyurun. Ben öncelikle Sayın Yılmazoğlu'na sormak istiyorum. Temiz aşamasındaki yürütmeyi durdurma taleplerinden bahsettik ve temiz aşamasında mahkemenin kararıyla birlikte dava konusu edilen işlemin de yürütmesini durdurabileceğinden bahsettik. Ancak temiz sonucunda verilen bozma kararı, temiz aşamasında verilen yürütmeyi durdurmayı da bir nevi ortadan kaldıran bir karar oluyor. Yani yürütmeyi durdurma kararının aslında sağladığı himayeyi, bozma kararı daha güçlü bir karar olmasına rağmen idari işlem üzerindeki himayeyi de kaldırdığı için vatandaşı bir anlamda müdafaasız bırakabiliyor mu? Burada bir çelişki var mı? Bu idare hukuku bakımından da söz konusu olabilir. Bir de Sayın Tekinsoy'a bazı mesela idari para cezalarında çevre kanunundan kaynaklanmakla birlikte tahsilat usulü kabahatler kanununa yapılan göndermeler oluyor. Bu da tahsilinin kesinleşmesine bağlı olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bu tip davalarda yürütmeye durdurmanın talep edilmesinin bir mantığı var mıdır? Yoksa zaten tahsilat kendiliğinden daha kesinleşinceye kadar devam etmeyeceği için karar verilmesine yer olmadığına mı karar verilir? Bazı çünkü davalarda YD'lerin reddedildiği görülüyor. İdareleri buna kendine bir aksi argüman olarak kabul ediyor. Bu konuda görüşlerinizi merak etmiştim. Teşekkür ederim. İlk soruyla ilgili olarak yanlış anlamadıysam hani bozma kararı ve sonuçları üzerine yoğunlaştık. Yani bozma kararına ilişkin olarak şöyle bir hüküm var. Yük 52 fıkra 5'te kararın bozulmasının işlemin yürütülmesini durduracağını söylüyor 5. fıkra. Örneğin dava reddedildi. Hani istinaf talebi de reddedildi. Temize geldi. Temizde de karar bozuldu diyelim.
döndü. Şimdi burada işlemin de yürütmesi durmuş oluyor. Yani normalde neydi? İşlem hukuk uygunluk karinesinden yararlanmıştı. Reddin ilişkin karar bunun hukuk uygunluğu yönünde bir karine oluşturmuş. O karineyi güçlendirmişti. İşlem mahkeme kararı gereği değil, hukuk uygunluk karinesinden yararlanan iş, kesin ve icraî olması sebebiyle yürütülmeye devam ediyordu. Ama bir bozma kararı verildi. Şimdi bozma kararıyla ne oldu? İşlemin de yürütmesi durdu. Yani dolayısıyla bozma kararı güçlü bir şey sağlıyor. Nasıl söyleyeyim? İşlemin yürütülmesi noktasında güçlü bir etki sağlıyor. Şimdi temizle ilgili ben de bir şey söyleyeyim de. Yani bozma kararın yürütülmesini durduruyor. Ama özellikle ilk derece hani red kararı incelenirken böyle bir şey yapıldığında işlemin kendiliğinden ortadan kalkıp kalkmayacağı ile ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. Bu nedenle aslında işte yürütmeyi durdurma burada önem taşıyor. Belki önce işlemin yürütmesini durdursa, sonra bozma kararı verse idare açısından daha yol gösterici bir şey olabilir diye düşünüyorum. Aslen bana yönelttiğin soruyla ilgili de hazır bir cevabım yok. Ancak çevre kanununda kabahatler kanununa atıfla tahsilat ilgili. Yani şöyle, şimdi önümde mevzuat olmadan böyle spesifik bir soruya cevap vermeyi tercih etmem. Ancak yargı yoluyla ilgili farklılık olduğu için çevre kanunundan kaynaklanan bir para cezası, idari para cezası, idari yargıda görüldüğü için yani burada yürütmenin durdurulması ile ilgili karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi metin önümde olmadığı için açıkçası daha önce ilgilendiğim bir şey de değil, net bir şey söyleyemem. Son birkaç soruyu daha alalım. Buyurun. Öndeki arkadaşımız. Merhabalar. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Benim sormak istediğim soru öncelikle kendi davamla alakalı bir soru değil. Tamamıyla Cenk'er hocam gibi merakımdan sanıyorum. Sanırım sorunun muhatabı da Ayhan hocamız olacak. Öncelikle yürütmenin durdurulması talebi hakkında idarenin tesis etmiş olduğu bir işlem üzerine yürütmeyi durma talebinden bahsettik. Ancak idarenin tesis etmediği bir işlem hakkında yürütmeyi durdurma talep edebilir miyiz? Edersek, verilirse ve uygulanmazsa ne olur? Yani şöyle somutlaştırabiliriz belki. Sürücü belgesi talebiyle ben idareye başvurdum. İdare herhangi bir işlem tesis etmedi. Daha sonra ben davamı açtım, yürütmeyi durma talep ettim. Kabul gördü. İdare uygulamadı. Ne yapmamız gerekir? Teşekkür ederim. Bu içeriği itibariyle olumsuz işlem diyoruz. Yani bir talebin reddine ilişkin işlem, idarenin bir işlem yapmaması biçiminde algılanıyor. Ama yani daha doğrusu talebi yerine getirmemesi. Ama sonuç itibariyle burada bir işlem var. İçeriği itibariyle olumsuz bir işlem. Bu da yıllar önce çözülmüş bir mesele diye bakıyoruz Danıştay tarafından. Olumsuz işlemlerin de yürütülmesi durdurulabilir ve idare bunu uygulamak zorundadır. Yürütülmesi durdurulan olumsuz işlem neyse, yani öğrenci kayıt için başvurdu, reddedildi, yürütmesi durduysa kaydı yapılacak. Ehliyet verilmedi, ehliyeti verilecek. Pasaport verilmedi, pasaportu verecek. Yani burada çok daha somut olarak idareye bir talimat içeriyor tabii ki. O nedenle olumsuz işlemleri de yürütmenin durdurulması olmasın diye bir eğilim de var. Ama teorik olarak bir engel yok. Danıştay da bunu yıllardır çözdü zaten. Yürütmesi durdurulabiliyor. Peki, son birkaç soru dedik. Arkada bir arkadaşımız var. Evet.
Öncelikle hepinize çok teşekkür ederiz. Ben şey soracaktım. Bir dosyada mesela yürütmenin durdurulmasına karar verilmiyor. Sayın yargıçlarımız zahmete girip gerekçelendirmemek için işte bir karar verilmedi diyelim. Yargılamanın sonunda verilen iptal kararı da başında yürütmenin durdurulmasına karar verilmediği için uygulanması olanaksız bir hale bürünüyor. Böyle bir olayda...